çok da keyifli değil. Yani birçok insan tarafından bazen tepkiyle karşılaşıyorum. Kimileri gülüyor, kimileri kahkaha atıyor, kimileri dalga geçiyor. Halbuki bizim amacımız belli. Koronavirüsü daha fazla yaygınlaştırmamaya çalışıyoruz. Sayın yolcularımız, hoş geldiniz. Koronavirüs pandemi nedeniyle aracımız Antalya Şoförler Odası tarafından haftada bir düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ve seyahat boyunca çıkarmayınız. Anlayışınız için teşekkür eder. Sağlıklı günler, iyi yolculuklar. Ayrıca araçların içerisine 14 Ağustos'ta Antalya İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu tarafından alınan karar ile biz Antalya araç içerisinde 3 kişiden fazla yolcu almamaya başladık. Tabii bu biraz sıkıntı yarattı ister istemez. İnsanlar tarafından yadırgandı. Genelde ön koltuğu ben yatık pozisyona getiriyordum. Ama özellikle gece hayatında alkolü fazla alan insanların bazı anlayışsız insanlarla karşılaşınca ben de manken oturtmayı tercih ettim. Çünkü insanlar koltuğu kaldırmaya çalışanlar oldu. Ön koltuğa ille de oturacağım diyenler oldu. Böylesi durumlarla karşılaşınca ben dedim ön koltuğa bir manken oturtalım. Sağ olsun bir arkadaşımız, bir işletmeci arkadaşımızdan rica ettim. O da beni kırmadı. Geçici olarak bana bir manken verdi. Yaklaşık 3 aydır biz bu halde geziyoruz. Açık yüreklilikle söylüyorum bunu. Aracıma binen yaklaşık 100 kişiden 99'u bu konuda beni takdir ediyor. En iyisini sen yapıyorsun, en doğrusunu sen yapıyorsun diyor. Bazıları şunu söylüyor, abi diyor yani sosyal mesafe gereği diyor bu manken diyor önde değil diyor arka ortada oturması gerekmiyor mu diyor. Doğru söylüyorsunuz ama diyorum bizim çalıştığımız bölgede genelde gece hayatı özellikle gece hayatı olduğu için aynı masadan aynı bar aynı disco aynı mekan ne bileyim aynı AVM aynı restoranttan çıkan insanlar bu araca biniyor. Ben 3 kişiden fazla almadığım için 3 kişi olarak biniyor. Doğal olarak onlarda varsa bana, bende varsa onlara bulaşmasın diye uğraşıyorum. Polisler açısından da şu ana kadar gören polis olsun, trafik polisi olsun, bekçi olsun, sivil polis olsun, vatandaş olsun. Genelde herkes tebessümle gülümsüyor. Bazıları merak edip soruyor. Ben de durumu izah edince en iyisini sen yapıyorsun diyorlar. Şu ana kadar herhangi bir trafiksel olarak cezayla karşılaşmadım. İlginç diyaloglar var mı böyle vatandaşlarla, gençlerle ya da bayanlarla yaşadığınız? Var. İster istemez oluyor. Kale içinde özellikle hafta sonları, cuma, cumartesi gecelerinde burası yoğun olduğu için gençler özellikle dalga geçiyorlar. Neler söylüyorlar? İşte sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş. Ondan sonra. Yani bunlar var. Başka anlatacak bir şey bulamıyorum. Genelde bu tarz dalga geçer gibi yaklaşıyorlar. Ama benim bu mankeni oturtma nedenim kesinlikle ve kesinlikle haber kanalına çıkmak için değil. Fenomen olmak için değil, reklam olmak için değil. Benim tamamen amacım kendimi korumak ve müşterilerimi korumak. Çünkü ben 78 yaşında bir patronum var. Ben bu aracımı ona teslim ediyorum. Hani ben kaparsam o kapar. Ben kaparsam eşim kapar, annem babam kapar. Kaldı ki kronik böbrek yetmezliği olan benim erkek kardeşim de var. Onun hiç kapmaması gerekiyor. O yüzden ben daha çok dikkat ediyorum. Haziran'dan bu yana benim tükettiğim maskenin haddi hesabı yok. Sakınan göze çöp batar derler ya. Biz çok sakındık sanırım ki bizi buldu. Çok gariptir ki buldu. Ve bizi bulduktan sonra bir 14 gün kadar karantinamız vardı. Evimizdeydik. Zaten çok ağır geçmedi. Sadece koku kaybı vardı eşimde. O da Ekim ayındaydı zaten. Şu an Kasım ayındayız. Ortalama bir ay geçti üzerinden. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Vallahi manken dursa daha iyi olur ama artık bir yerde sıkılmaya başlıyorum. İnsanların özellikle alaycı tavırlarından çok sıkılmaya başlıyorum. Bazen diyorum indireyim artık.
Ama bir yerde de diyorum ki ya ben bunu indirdiğim zaman yine öne oturmak isteyecekler. Ben oturtmak istemiyorum ön koltuğa. Almış olduğu tedbiri gerçekten Kaleiçi Durak Başkanı olarak çok takdir ederek karşılıyoruz. Ve yaptığı uygulamalarda müşteriye davranışı olsun gerçekten bunları takdir ediyoruz. Çıkarmayınız. Yakup abi o sana ne diyordu? İmdat Arat. Taciz ediliyorum. Çekil. Lan niye kıskanıyorsun sen bunu, manyak mısın? Çekil oradan. İmdat Arat. Lütfen beni rahat bırak. Lütfen maskenizi takınız. Ve seyahat boyunca çıkarmayınız. Lütfen maskenizi takınız. Ve seyahat boyunca çıkarmayınız. Sayın yolcularımız, hoş geldiniz. Koronavirüs pandemi nedeniyle aracımız Antalya Şoför Yer Odası tarafından haftada bir düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.